Merhabalar sevgili gençler, SMN Hoca YouTube kanalındasınız arkadaşlar. 5 soru 5 çözüm 4. videoyla karşınızdayız. Bugün de sizlerle 5 tane soru sorup, sizlere 5 tane soru sorup ben de bu 5 sorunun çözümlerini yapacağım. Güzel sorular arkadaşlar, e, mutlaka ama mutlaka size sınavda katkısını bulunca bulunacağını düşündüğüm sorular bunlar. E, kanalımıza abone olmayı unutma ve ilk soruyla başlayalım bir pozitif tam sayının kendisi dışındaki pozitif tam sayı bölenlerinin her birine öz bölen denir. Öz bölenlerin toplamına eşit olan sayma sayılarını da mükemmel sayı denir. Örneğin 8 sayısını ele alalım. 8 sayısının öz bölenleri, şimdi 8 dışında 8'in bölenlerini arkadaşlar 1 var, 2 var, 4 var, bir de 8 var. 8 dışındaki bölenleri neler? 1 2 4. Demek ki öz bölenleri bunlar ve bunların toplamı 7 yaptığı için yani 8'i vermediği için de bu bir mükemmel sayı değildir diyoruz. Buna göre 3 tane öncül vermiş. Bu öncüllerden hangileri doğrudur diye soruluyor şimdi. 12'nin öz bölenleri 6 tanedir demiş. 12'nin bölenlerine bakalım. 1 2 3 4 6 ve 12 var. Peki öz bölenler 12 dışındakiler. Yani 1 2 3 4 5 tane Öz bölen var arkadaşlar. Burada ne demiş? 6 tane öz bölen var yanlış. 6 mükemmel sayıdır. 6'nın bölenlerine bakacak olursak 1 var, 2 var, 3 var ve 6 var. Kaç tane öz bölenim var? 1 2 3 tane. Peki bu öz öz bölenlerin toplamı ne arkadaşlar? 6. 6 6'ya eşit mi? Eşit. O zaman 6 mükemmel bir sayıdır. Üçüncü öncülümüz 28 mükemmel sayı değildir denmiş. 28'in bölenlerini kontrol edelim. 1 var, 2 var, 4 var, 7 var, 14 var ve 28 var arkadaşlar. 28 yani kendisi dışındaki bölenler öz bölenleri oluşturuyor şunlar. Peki bunların toplamı bakın 3, 7, 7 daha 14, 14 daha 28 yapar. Yani 28 eşit olur. Aslında 28 mükemmel bir sayıdı ama mükemmel sayı değildir denmiş. Bu da yanlış cevabımız Bursa seçeneği olacaktı diyeceğiz sevgili gençler. Biraz daha TYT vari bir soru. Ama AYT'de çıkması da muhtemel sevgili gençler. Hani biliyorsunuz AYT sınavında yaklaşık ilk 9 soru 10 soru e, TYT kısmından yani mat 1 kısmından geliyordu. İkinci sorumuz kümeler. Yine AYT'de çıkması muhtemel. E, yine TYT'de de çıkabilir. Yani bunlar çift e, hedefe atış yapıyoruz arkadaşlar burada. Hem TYT'de hem de AYT'de çıkabilir bu soru tipi. Karşınıza haberiniz olsun. Aşağıda ABC kümeleri ile bu kümelerin elemanları gösterilmiştir. Buna göre... Aşağıda verilen kümelerden hangilerinin eleman sayıları eşittir diye sorulmuş. Şimdi A birleşim B, A ile B'nin birleşimi sevgili gençler hem şurası hem de burası. Ben bunu C ile kesiştirirsem yani şu kısmına kesiştirirsem yeşile dönüşen yer bizim istediğimiz kümedir. Yani bu küme 1, 2, 3 elemanlıdır diyebiliriz. Şunları silelim. B birleşim C. B birleşim C arkadaşlar şurada sarı ve şuradaki sarı bölge. Bunun A'dan farkı istenmiş. A'yı şu şekilde işaretlediğim zaman mavi ve yeşil dışındaki yerler kalan yerler nereler arkadaşlar? Bakın sarı bölge. 3 tane burada 3 tane burada Bir tane burada 7 tane elemanı vardır. Demek ki cevap 1 2 değil Adana'yı eleyebiliriz direkt. Peki şurayı temizleyelim ve devam edelim. B fark A. B'nin A'dan farkı arkadaşlar. Yani B'de olup da A'da olmayanlar şu sarıyla işaretlediğim yerler. Yani F, R, S ve K elemanları. Bunun yine C'den farkı istenmiş. Bu sarı bölgede olup da C'de olmayanlar hangileri? Arkadaşlar onlar da şunlardır. Yani sadece yeşille işaretlediğim bölge F, R ve S elemanları. Bunun da elemanı 3 elemanlıymış. Zaten diğerini yapmamıza gerek kalmadı. Çünkü 3 eleman onun 2 tane bulduk. Cevabımız Bursa seçeneği olacaktı sevgili gençler. Diğerini de gösterelim. Kafanızda bir soru işareti kalmasın. A kesişim, B kesişim, C zaten şurasıydı arkadaşlar. Bunun da eleman sayısı nedir? 1'dir diyebiliriz. Geçtik 3. sorumuza. Şimdi üçüncü soruyu bir kademe yaklaştıracağım. Yukarıda hedef tahtası ve üzerindeki 3 bölge yani 1, 2, 3 nolu bölgeler gösterilmiştir. Bu hedef tahtasıyla özdeş 4 tahta aşağıda gösterilmiştir. Şunlar da bununla özdeş olan 3 tane hedef tahtası. Bu hedef tahtalarının her birini her biri iç içe geçmiş 3 tane kareden oluşmuş olup içten dışa doğru sırasıyla karelerin bir kenarlarının uzunluğu 6, 8 ve 10 cm'dir. Yani bunun bir kenarı 6, bunun bir kenarı 8, bunun bir kenarı 10 cm arkadaşlar. Hedef tahtasına atış yapan birisi isabet ettiği bölgenin alanıyla doğru orantılı olacak şekilde puan almaktadır. Şimdi birinci bölgeden vurduysa birisi buranın alanı 36 olduğu için 36K'dır. Ee, doğru orantılı olduğu için 36K kadar puan alır diyebiliriz. Şu pembe bölge yani iki bölgesi arkadaşlar. İki bölgesine bakacak olursam da dıştaki karenin alanından içteki karenin alanını çıkaracağım. Yani 64 36'yı çıkaracağım. 64 36 da 28K'dır. O zaman o turuncu veya pembe artık neyse o renk ee, yavru ağzı diyelim. Yavru ağzı bölgeden vurulan hedef ee, 28K puan veriyor bize. Ve şuradaki beyaz bölgeye yer alalım şimdi. Yani 3 bölgesini. 3 bölgesi içinde arkadaşlar 10'un karesinden 8'in karesini çıkaracağız. Yani 100'den 64'ü çıkaracağız ve yine 36K diyeceğiz. Şimdi ben bunların hepsini de işlem kolaylığı olması açısından bir sadeleştireyim. 4'e böldüm. Demek ki 9K puan buradan veriyor. 4'e böldüm. 7K puan burası veriyor. Ve 4'e böldüğüm zaman 9K puan buradan veriyor. 1. ve 3. bölgeler aynı puan verirken 2. bölge biraz daha az puan veriyormuş demek ki. Şimdi diyor ki bize. Ali, Burak, Can ve Davut adlı 4 arkadaş bu hedeflere 3'er atış yapmışlar ve isabet ettikleri yerler kırmızı noktayla gösterilmiştir. Bakın A, B, C ve D Ali, Burak, Can ve Davut. Buna göre en çok ve en az puan alanlar sırasıyla kimlerdir diye sormuş. Artık işin eğlenceli kısmına geçelim. Şimdi şuraya bakıyorum. 9K puan bu almış. 7K puan buradan almış. 9 da buradan almış. 9 9 18 7 daha 25K puanı var bu elemanın. Yani Ali'nin Burak'a bakıyoruz. 7-7-14-9 daha 23K puanı var. 9-9-18-7 daha 25K puanı var. Yani Ali ile aynı puan almış Can. Davut'a bakıyoruz. 9-9-9 yani 27K puan almış. Şimdi en çok puan alan kim? Davut. En az puan alan kim? Burak. O zaman cevap Davut-Burak ikilisi olacak. O zaman cevabımız Adana seçeneğidir diyebiliriz. Sevgili gençler. Geçtik. Bir diğer sorumuza bir logaritma sorusu. Ee, soruyu anladığın takdirde bakın soruyu okurken anladığın takdirde hiçbir işlem yapmaya gerek duymadan direkt cevabı işaretleyebilirsin. Bu bir ön bilgi. Her biri kare dik prizma şeklinde olan 3 tane eş tahta çubuk şekil birdeki gibi birinin ortası diğerinin başlangıç noktasına gelecek şekilde üst üste merdiven şeklinde konulmuş bit, konulmuştur. Bir tahta çubuğun uzunluğu logaritma kitabında 9 cm olarak Olmak üzere şekil 2'deki üstten görünümün uzunluğu A santimetredir. Şimdi bakın. Bunları bu yandan görünüm arkadaşlar. Üstten baktığımız zaman da şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Bu yandan görünümün, üstten görünümün uzunluğu A arkadaşlar. Veya şöyle diyelim. Ben bir çubuğun uzunluğu A diyeyim. Şu uz çubuğun uzunluğu da A'dır. Bu çubuğun uzunluğu da A'dır. Ama ben buna üstten baktığım zaman, üstten baktığım zaman, hatta şunu A dedik ya, onu A demeyelim arkadaşlar. Çünkü A'yı zaten kullanmış. Biz bunu ee, B diyelim. Bu da B olsun, bu da B olsun. Şimdi ben buna üstten baktığım zaman tam şuradan bakın B ve B olduğu için aslında bu 2B uzunluğundadır. Yani A dediğimiz şey 2B uzunluğunda olacak. Peki bir çubuğun uzunluğu ne kadardı? Logaritma kitabında 9. Sorunun kökünü okuyalım. Bu 3 tane çubuk bir sıra boyunca uç eklenirse yani 2 santimetrelik olan uçlardan eklenirse elde edilecek uzunluk B santimetre olduğuna göre B-A farkı kaçtır? <laughs> B'yi de kullanmıştır. B'yi de boşuna kullandık. Neyse. Şurası neydi? Logaritma kitabında 9. Ee, burası da logaritma kitabında 9. Ortasına gerek yok. Çünkü zaten ben üstten baktığım zaman şunlar sanki uçuşa eklenmiş gibi bir görünüm elde ederiz sevgili gençler. O halde, o halde şunları da seyredeyim kafa karıştırmasın. Burası logaritma 2 tabanında 9, burası da logaritma iki tabanında 9. Bu A santimetreydi arkadaşlar. Ee, o halde ikisini toplarsam iki tane logaritma iki tabanında 9 gelecektir ve bu bize A'yı verecektir. Şimdi B dediğimizde bunların üst üste kombadan direkt ucu eklenirse diyor. Yani 3 tane logaritma 2 tabanında 9'dan bahsediyor. Bu da B santimetre olacaktı diyor. İkisinin farkı sorulmuş. 3 tane logaritma kitabında 9'dan 2 tane logaritma kitabında 9'u çıkarırsam logaritma kitabında 9 kalır. Bu da bize b eksi a farkını verir. Sevgili gençler. O halde cevabımız c seçeneği olacakmış diyebiliriz. Ve bu da son sorumuz. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş eksi 3 ile 5 kapalı aralığında fx'in x eksenine göre simetriği olan f e, fonksiyon g fonksiyonu olmak üzere. Şimdi g fonksiyonu fx'in x eksenine göre simetri olduğuna göre arkadaşlar ben bunu bir çizeyim. Ee, öncelikle şu şekilde yapacağız. Şöyle uzatacağız. x eksenine göre simetri alıyoruz. Altta kalan parçanın x eksenine göre simetriği burasıdır ve burası x 4'ten geçiyorsa burası da mecburen kaçtan geçiyordur? 4'ten geçiyordur diyeceğiz. Bu bir. İkincisi bunu bu şekilde uzatacağız ve şöyle getirip daha sonrasında aşağı doğru uzatacağız ve bu kısımda arkadaşlar şöyle biraz daha uzatırsak bu kısımda şurası eksi 7'den geçiyor ve şurası 2 ise burası da eksi 2'den geçiyor diyebiliriz. Şimdi bize diyor ki gx'in yani yeşil çizdiğimiz fonksiyonun y'lerinin sıfırdan büyük olduğu yerlerde x eksiğinin arasında kalan açı x x ekseniyle arasında kalan alan kaç birim karedir diye sorulmuş. E peki y'nin sıfır olduğu y'nin sıfırdan büyük olduğu yerler sadece burası değil mi? Aynen öyle. Peki o zaman hangi bölgenin alan isteniyor? İşte buradaki üçgenin alanı isteniyor sevgili gençler. Burasına ben 4 birim demiştim. Şurası da -3 ile -1 arasındaki fark 2 olduğu için 2'dir. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparsak 2 çarpı 4 bölü 2'den doğru cevabımız 4 birim kare gelecektir sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız da denizli seçeneği olur diye bileceğiz. Evet, bu videonun ve bu güzel soruların sonuna geldik. Umarım senin için faydalı oluyordur bu videolar. Beşer beşer ilerletiyoruz. Hem benim için video çekmesi daha kolay oluyor hem de sen de böyle yemek arkasına, yemekten önce veya işte boş bir zamanında beklerken, bir kahveni yudumlarken, çayını yudumlarken bu soruları açıp çözümlerini izlersen sana çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bugünkü bu videodaki sorularımız hem TYT hem de AYT odaklıydı biraz haberiniz olsun biraz kolay gelebilir sana ee, ama dediğim gibi ÖSYM sınavı çok da çok zor olmayacak haberiniz olsun ee, bu sorular tam olarak ÖSYM sınav ayarındaydı diyebiliriz sevgili gençler evet bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın sağlıcakla kalın abone olmayı unutmayın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın arkadaşlar.